Burada. Çadır. Çadır burada. Mat. Matlar burada. Sandalyeler. Onlar aşağıda. Masa. Masamız çantada. Erzak. Erzaklarımız burada aldı. Tamam. Fotoğraf makinesi. Tamam, o da orada çekiyor. Tripod. Altında. Tripod ne? Tripod fotoğraf makinesinin altında üç ayaklı sehpa. Hoparlör. Hoparlörümüz burada. Piller. Pillerimiz hazır. Action cam. Action cam'imiz de hazır. Action cam ne? Evet, action cam'imiz de burada. Tamam, o zaman hazır. Çek. Baltalar elimizde, uzun ip elimizde. Biz gideriz ormana, hey ormana. Yaşlı kütük seçeriz, karşılıklı geçeriz. Testereyle biçeriz, hop biçeriz. Günaydın, hadi bakalım. Bugün günlerden? 23 Nisan. İnsan ne oluyor? Neşe doluyor insan, değil mi? Evet. Hadi bakalım. Hadi vuralım kendimizi yola, haydi. Evet. Bayraklarımız güzel mi? Evet. Vay vay vay. Karşıdan gelen araba var mı? Biz şimdi Belgrad ormanlarına gidiyoruz. Yes. Sesin çıksın biraz ha, bağır. İyi, tamam. İyi, hadi bakalım. Süper oldu, bombastik oldu. Bombastik. Evet, şimdi bugün tabii günlerden 23 Nisan olunca biz de tası tarağı topladık. Değil mi kızım? Her şeyimizi aldık yanımıza. Gidiyoruz ormanlara doğru. Baba kız, camping today. Çak. Yes be, harikasın. Evet, istikamet Belgrad Ormanı. Dere kenarı mı? Hayır. Altı. Dere altı. Tamam, iyi, hadi bakalım. Kömürcü Bend, Ayvat Bend deyip oraları gezdireceğim sana bugün. Tamam mı? Zaten biliyorsun oraları. Evet. Değil mi? Evet. Ben bazen aşağı iniyorum. Sen dereden aşağı iniyorsun ama dere alıp gitmesin seni, ona göre bak. Hayır, derenin içine gitmiyorum. Sonra gitti kızım, gitti demiyor mu? Ha, değil mi? Ona göre. Söz dinliyoruz. Hadi bakalım. Bayraklarımız güzel mi? Evet. Bir güneş gibi aydınlatırız karanlık ufukları. Sevgi, saygı, umut doluyuz. Doğruluktur yolumuz. Gözleriz ufukları. Başlar hep yukarı. Bak, abla bize yol verdi, gördün mü, geçelim diye. Sen olunca bizi dikkate alıyorlar. Sen olmasaydın bana yol mal vermezdi, üstüme gelirdi o. Amca saçını tarıyor bak. Vay vay vay, amca efsane. Cebinden tarağı çıkarmış, saçını tarıyor. Biz şimdi sosyumuzu aldık mı? Aldık. O zaman gidelim. Seninle beraber obamızı kuralım. Obamızın adı ne olsun? İnek obası! İnek obası olmasın? Hay Allah'ım. 23 Nisan obası olsun, tamam mı? Heh. Çocuk obası. Gidelim. Aslanlar gibi kahvaltımızı edelim. Ondan sonra yer değiştiririz, başka yere gideriz. Orada da
Ateşimizi yakarız, sucuğumuzu pişiririz, makarnamızı yapıp bak abilere bak ne güzel gidiyor abiler. Bak orman yoluna girdik. Gidiyoruz paşa paşa. Zaten doğanın coştuğunu 18 Mart Çanakkale Zaferi'nde giderken gördük. Mis gibi orman. Oh, çekelim içimize havayı. Hadi bakalım. Zaten bugün 23 Nisan. Neşe de doluyor insan. Fıstık gibi orman. Artık ben de yerimde duramam. Hadi bakalım. Evet. Oo, burada kaza mı olmuş? Yok. Arabayı indirmiş kalmış. Vay anasını. Arıyorlar. Bugün ormanda yalnız değiliz galiba. Biraz kalabalık olacak sanki. Nasıl yeni kaskım? Güzel mi nehir? 10 numara mı? Bak ne yazıyor? Scorpion. Wind of Change. Öyle şarkı var biliyor musun? Şimdi Scorpion'dan Wind of Change. Birinci kemer. Woohoo. Bak bak şimdi harekete bak. Tak. 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 Sende var mı öyle numara? Yok sende öyle numaralar değil mi? Bak bana bak. Nerede lan? Tak. Tak. Gördün mü? Nasıl orman? Güzel mi? Beğendin mi? Sevdin mi? Hava güzel mi? Kafa kaşındı. Kaşı bakayım kafayı. Kafa kaşındı mı? Ya çok alemsin ya. Ya vurma geriye. Bu niye dörtlüyak? Ne yaptığı belli olmayan adamlar. Herkes buradadır şimdi ha. Oo kapatıyorum. Sinekler vızır vızır çakıyor cama. Evet, Neşet Suyu'na geldik. Burası Neşet Suyu. Seçim günü ama yine çok kalabalık. Herkes oyu verip gelmiş demek ki. Zaten insanlar bu yağmurlu, kasvetli kıştan sonra doğaya hasret. Biz kışın geldik devamlı zaten de. Gelmeyen abiler, amcalar, teyzeler, çoluklar, çocuklar. Artık zaten piknik sezonu açıldı değil mi kızım? Hadi bakalım. Biz de şöyle güzel bir kahvaltı yeri bulalım kendimize. Sakin. Hatırladın değil mi? Hadi girelim. Su da akıyor. Hadi girelim. Şöyle biraz gidelim. Şu aradan geçer gireriz. Çadırın içinde yiyelim mi? Çadırın içinde nasıl yiyeceğiz kızım ya? Açık hava varken. Bak şuraları ye. Evet. Örtümüzü getirmedik ama. Gerçekten. Evet. Ha şuradan geçebiliriz gibi sanki. Evet. Sıkı tutun. Ya korkma. Şurası iyi mi? Burası iyi. Bak dökülmüyor da hiçbir şey. Evet. Elimi tut. İn bakalım hadi. Tamam.
Hadi bakalım. Kahvaltı faslını bitirdik. Şimdi bu derenin geldiği yere gidiyoruz bak. O dere vardı yani, buradan geçiyor. Onun çıktığı yere gidiyoruz şimdi. Çok kalabalık, çok. Pazar günü. Hava da güneşli. Zor kaçtık. Şimdi devam ettik biraz daha ileriye. Bak teyze yer bulduk diyor. Biz şimdi şu arabaların girdiği yerden gireceğiz. Sonra yukarı çıkacağız, bak o yukarıya. Bak elimde göster, oradan yukarı çıkacağız. Oradan devam edeceğiz. Tabi bakalım bu... Ondan sonra insan yok. Sen, ben, Seyit amca. Bir de atlar. Ali buradan geçemez diyorsun ama sen Ali'nin geçtiği yerleri bilmiyorsun hiç. Haberin yok. Herhalde yani. Ne haber? İyi. 23 Nisan 2017. Bugün ne günü? 23 Nisan çocuk bayramı. Çocuk bayramı değil mi? Bugün bayram ettin mi? Sen, ben, Seyit Usta. Ha? Ettin mi bayram? Peki tam açılımı ne bu bayramın aslında? 23 Nisan Ulusal Egemenlik. Ve çocuk bayramı. Ve çocuk bayramı. Nasıl olmuş biliyor musun? Hani böyle... Atatürk 1919'da Samsun'a çıkmış ya, artık Çanakkale zaferi yaşanmış, ondan sonra deniz savaşları bitmiş, karadan çıkmışlar, İstanbul'u İngiliz'de ele geçirmiş, ondan sonra artık bakmış Atatürk böyle olmayacak, binmiş Bandırma vapuruna, ulusal egemenlik mücadelesini başlatmış biliyor musun? Samsun'a çıkmış Bandırma vapuruyla, ondan sonra oradan Amasya, oradan Erzurum, oradan Sivas. Benim gezdiğim gibi gezmiş. Ama tabii o gezmemiş. O çok büyük işler başarmış. Ondan sonra Ankara'ya gelmiş. 23 Nisan 1920'de. Hem meclisi açmış. O Ankara'ya geldiğinde yurdun diğer taraflarından da temsilciler gelmiş. Hep beraber oturup meclisi açmışlar. Meclisin açılış gününde çocuklara armağan etmişler. Tabii o gün değil, daha sonra ama. Ondan sonra da 29 Ekim 1923'te ne olmuş? Cumhuriyet
bayramı. Cumhuriyet bayramı. Yani cumhuriyet ilan edilmiş, biliyor musun? Hep bunlar zincirleme. Hepsi böyle ilerlemiş gitmiş. Şimdi bizim artık yurdumuz belli olmuş o şekilde. Böyle de biz de artık bu sermayeyi yiyoruz cepten Nehir'cim. Size de bugün sadece Türk çocuklarına armağan değil, biliyorsun değil mi? Kimler var başka? Bütün dünya çocukları. Ya. Sonra da bir gelenek başlamış. Böyle işte Cumhurbaşkanı, Başbakan. Evet. Gerçi Başbakan da kalmıyor ya artık. onlar hepsi bütün bu makam sahipleri koltuklarını küçüklere devretmeye başlamışlar, biliyor musun? Biz de sana bugün Ali'nin koltuğunu biraz sonra devredeceğiz. Hazır mısın Ali'nin koltuğuna oturmaya? He? Hadi bakalım çak. Evet, şimdi koltuğu devretme vaktine geldi. Tamam mı? Hazır mısın? Hadi geç bakalım. Koltuk senin. Otur bakalım. Evet. Güzel. Anahtarı çevir. Aferin. Harika. Freni sık. Tamam, oldu. Şuraya basacağız, çekeceğiz. Vay 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 vay. Nasıl, güzel mi? Güzel. Sen de bineceksin mi motora binince? Evet, ama annem kızmazsa. Annem kızmazsa. Annen izler mi bu videoyu? İzler mi? Şöyle hafif yapalım mı? Hay. Yap bakayım yavaşça. Oo, oo. Gidiyor, fazla vurma. Biraz daha. Fın fın. Evet. Yok, yapmam ben. Az. Ooo, iyi, hadi şimdi kırmızıya bas. Ne yapacağım? Bas ona. Tamam. Nasıl, güzel mi? Güzel. Sen şimdi altında motorun olsaydı, büyük olsaydın, nereye giderdin, ne yapardın? Çok düşündü ha. Dünya turuna mı çıkardın? Hı? Bilmiyorum. Gezer miydin? Peki ileride büyüyünce motor alacak mısın? İstiyorsun değil mi? Önce bisikleti öğrenelim. Ondan sonra da güzelce motora bineriz. Tamam mı? Biz işte 23 Nisan'ı böyle güzel bir şekilde geçirdik. Babalı kızlı. Aynı zamanda bir de amca yarısı Seydi Usta ile beraber ateşimizi yaktık. Çok güzel zaman geçirdik. Günün anlamı büyük. Biz yine yola düştük bakalım kızımızla beraber. Çok tatlı bir şekilde. Evet, güzel bir vakit geçirdik bugün. Yedik içtik, eğlendik. Ateşimizi bol bol yaktık. Biraz sonra yavaş yavaş hava karardığı için eve doğru döneceğiz. Yine tabii yollarda olmaya özen göstereceğiz. Her gün zaten yoldaydı, işe gidip geliyoruz ama yine bakalım şehirler arası yollar bizi nerelere çağırıyor. Nerelere gideceğiz bilmiyoruz. Böyle devam edeceğiz. İşte durmuyor. Çocuklar böyle işte. Onun için bol bol çocukları doğaya getirmemiz lazım. Bu okulda işte AVM'lerde çocuklar daralıyor, sıkılıyor. Zaten evden dışarıya çıkamıyorlar. Onun için bol bol çocukları doğaya, ormana vermemiz lazım ki söz dinlesinler, biraz düşsün tansiyonları, yatışsınlar biraz. Yoksa başka türlü bak, durmuyor yerine, görüyor musun? Kurt var içinde. Evet, bizden bu kadar. Hepinizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Bu bizi daha yakmadan. Kendinize iyi bakın, bol bol yolda olun. Ekipmanlarınızı takın. Aslanlar gibi yollarda olun. Görüşmek üzere.